Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizimiz var. Trazer sponsorluğunda bir çekiliş yapacağız. Şanslı izleyicilerimizden bir tanesi Trazer One Black kazanma şansını yakalayacak. İlk önce bu çekilişe nasıl katılacaksınız ondan biraz bahsedeceğiz. Ondan sonra donanım cüzdan nedir? Diğer cüzdanlar nedir? Trazer'ın avantajları neler? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Bomba gibi bir yayın olacak. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, başlıyoruz. O zaman Altuğ, bu çekilişe izleyiciler nasıl katılacaklar onu bir açıklayalım. Evet, bu çekilişin linki bu videonun açıklamasında mevcut. Şöyle bir kabaca bahsedeyim ben neler yapılması gerektiğinden. Evet. Linke tıkladığınızda zaten bizim web sitemizden linkidir o. Girmişken web sitemizde incelemeyi unutmayın diyelim burada. Girdiğinizde bir... Yani onu bir yere sabitlemen lazım, o yüzden kendi sitemize sabitledik. Hazır sitemiz girdiğinizde var önce bir giriş yapın kısmı var. O kısımdan bir e-mail adresinizi giriyorsunuz. Bu çok önemli bir adım zaten. Onu yapmazsanız diğerlerini yapmanın hiç manası yok. O mecburi bir şey o. Tabii. Ki biz size ulaşabilelim mail üzerinden. Mail adresini girdikten sonra aşağıda yaklaşık bakıyorum. Şu 6 tane farklı seçenek var. Nedir bunlar? Mesela en basiti kanalımıza abone olmanız. İşte bir videomuzu like'lamanız. Bunları her yaptığınızda ne kadar fazla yaparsanız o kadar fazla çekiliş hakkı kazanırsınız. Evet, yani her katılımcı aslında her şeyi yaparsa 6 çekiliş hakkı kazanabiliyor. 5 tanesini yaptı, bir tanesini yapmadı, 5 çekiliş hakkı. Ama hepsini yaparsanız 6 tane çekiliş hakkınız olur. Yani ne kadar çok yaparsanız o kadar kazanma şansınız artıyor. O yüzden bence hepsini yapın. Tabii, hepsini yapın. Zaten zor bir şey değil. Taş yapmasınız. Bir dakikanızı ya alır ya almaz. Peki onun karşılığında ne alacaksınız? Hemen burada böyle şey gibi oldu. Vapurlarda tanıtırlar ya. Bitmedi. Bitti mi? Bekum çakmak çıktı. Pele. Trazer One Black. Bu hardware wallet'ı, donanım cüzdanı kazanacak şanslı bir tane izleyicimiz. Onun da çekilişini herkesin göz önünde yaparız zaten burada. Şanslı izleyicimiz de eğer İstanbul'da oturuyorsa... Keyfi de eğer istiyorsa gelir burada. Bizden alır. Hatta bir yayınımıza da misafir olur. Öyle bir şey de yapabiliriz. Evet. Bir yayınımızda misafir İyiyse olur bizle beraber. Değilse zaten. De biz onu kargolarız zaten. Bir şekilde ulaştırırız. Peki o zaman şuradan başlayalım ilk önce. Dolanım cüzdan nedir? Sıcak cüzdan nedir? Soğuk cüzdan nedir? Bunların arasındaki farklar nedir? Hangisi avantajlı, hangisi dezavantajlı? Onları konuşalım. İlk önce sıcak cüzdanla başlayalım. Sıcak cüzdan dediğimiz cüzdanlar duymuşsunuzdur. Online cüzdan olarak da geçer. İnternette etkileşim halinde private key'lerinizi saklayan cüzdanlar. Evet, MyAtar Wallet. Mesela. İnternette etkileşim halinde. Yani cüzdanın mantığını da ilk önce bir söyleyelim. Private key'lerinizi saklayan platformlar. Soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdan bu private key'lerinizi, gizli anahtarlarınızı offline ortamlarda saklayan, yani bir diğer adı da zaten offline cüzdanlardır. Offline ortamlarda, yani uzaktan erişime kapalı ortamlarda saklayan cüzdanlara soğuk cüzdan denir. İşte Trazer, yani donanım cüzdanların bütünü soğuk cüzdanlara girer. Evet. Peki o zaman şunu soralım sana Altuğ, donanım cüzdan nedir? Bu donanım cüzdanlar şu önümüzde gördüğünüz gibi fiziksel aletlerdir. Sizin private key'lerinizi saklayan fiziksel aletlerdir. Bunların siz bağlamadığınız sürece internetle erişimi yoktur. Veya hiçbir şekilde dışarıdan bir virüs vesaire müdahale edemez. Dışarıdan herhangi bir etkileşimi yoktur. Tamamıyla siz internete sokmadığınız sürece uzaktan erişime kapalı cüzdanlar bunlar. Evet. Bu yüzden en güvenli olduğunu söylemiştik. Hani sizin cebinizde parayı saklamak gibi hiçbir farkı yok aslında. Yani asıl sakladığı şey demin de söyledik. İki tane key'iniz vardır sizin. Bir public key, yani bu public key zaten başkasına para aktarma esnasında verdiğiniz anahtar. Bir de private key'ler vardır. Bu private key'ler gizli kalması gerekir. İşte donanım cüzdanı da tam olarak bunu yapıyor. Bu anahtarları saklıyor. Önce hani offline olmasının avantajlarından bahsedeyim biraz. Hani bilgisayarınıza herhangi bir şekilde virüs girmiş olabilir. Sizden izinsiz bir şekilde... Paranızı bir yerden bir yere transfer edebilir. Sizin keylerinizi çalabilir. Sizin ekran görüntünüzü görür, oradan bir şekilde keylerinizi alır. Dosyaları transfer eder. Öyle yapar, böyle yapar. Bunların en önemli özelliği dışarıdan erişime kapalı olmaları. Zaten bu ana koruma şeyi. Ha, sadece bununla sınırlı mı? Değil. Mesela başka bitti bir... mi? Bitmedi. Bitmedi. Farklı bir koruma sistemi de bir kere en basitinden pin kodu olayı var. Tabii. Yani biri pin kodunuzu bilmezse, siz bunu bir yerden düşürdüyseniz de onu açamaz günün sonunda. Şimdi şunu da söyleyelim. Bu cüzdanın uygulama videosunu, yani nasıl kullanılır videosunu da çekeceğiz. Önümüzdeki videolardan bir tanesi o olur. Onu bu videoya eklemedik çünkü bu video çok uzayacaktı. Onu kapsamlı olarak çekeceğiz. Kutu açma videosu gibi tabii olsun. Tabii kutu açma videosu olacak o. Daha teknik bir video olur hem.
O yüzden onu çok ayrı bir videoda yapacağız. Hani böyle bu böyle bir şey de nasıl kullanılıyor diye sorular geliyor. Tabii tabii. Yani takipte kalın. Onun videosunu muhakkak çekeceğiz. Önümüzdeki videolardan bir tanesi o olacak. Şimdi Altu, şunu bir izleyicilere anlatalım. Şimdi bu donanım cüzdanı kullanmaya başladılar. Bitcoin'lerini, altcoin'lerini içerisine attılar. Peki bu donanım cüzdan olur ya, yani insan hali suya düşer. Gerçi suya düşmesi biraz zor tabii de. Kırıldı, bozuldu, çalındı. Her türlü bir şey gelebilir bunun başına. O zaman ne olacak? Ne olacak? Siz aslında bu private key'lerinize bunun içinde nasıl kurtaracağınızı anlatan bir yönerge de mevcut. Tabii o kağıdı kaybederseniz o daha büyük bir sıkıntı, ama en azından onu kaybetmediğiniz sürece siz herhangi bir bilgisayardan o key'leri girerek paranızı kurtarabilirsiniz. Evet, yani ilk başta 24 kelimelik bazı kelimeler gelecek size. Bunlarla bu donanım cüzdan zarar bile görse, çalınsa bile, yani ortadan yok bile olsa, başka bir ortama bu kelimelerle, bu seed'lerle aktarım yapabilirsiniz. Evet, onu yani da söyleyelim. Tamamen kurtarılabilir. Hani ya düşürdüm, kırıldı, bir şey oldu, ne olacak diyorsanız bunun bir çözümü var. Şimdi şunu da söyleyelim. Bunun dezavantajı ne olabilir? Yani güvenlik açısından hiçbir dezavantajı yok. Yani diğer cüzdanlara göre. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. İlla ki bir dezavantaj söyle derseniz. Bu cüzdana sahip olduğunuz zaman al-sat yapmak çok zorlaşır. Yani hatta imkansız gibi bir şey olur. Çünkü bu cüzdanlardan tekrar borsanıza parayı aktarmanız lazım. Ondan sonra tekrar çekmeniz lazım. O sıkıntılı bir süreç. Zaten hep söyledik, saklamak için. Bu hani evet, alayım satayım için diyorsanız mecburen borsada tutacaksınız. Yani daha sıcak bir ortamda bulunuyor bu para. Yani bunu kasa olarak düşünün. Bu sizin kasadır. Burada güvenli bir şekilde saklamak için zaten özellikle şey. Yani altcoin'leri de saklayan var, ama bunun ilk çıkış amacı zaten Trezor'da bunu yapan ilk markadır. Bitcoin'leri saklamak. Bitcoin'in bir geleceği var. Biz bunu orta vadeli, uzun vadeli yatırım yapıyoruz diyenler için ilk üretilmişti. Tabii. Tabii sonra pek çok altcoin çıktı. Bu işte kripto piyasası coştu. Ona göre desteklediği para sayısı da arttı. Güncelleniyor durmadan. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. İllaki bir dezavantaj daha söyle derseniz, yani kendimi zorlayarak söylüyorum artık dezavantajları. Bunlar tabii ücretli cüzdanlar. Yani şu size göndereceğimiz, izleyicimizin kazanacağı, şanslı izleyicimizin kazanacağı cüzdan şu an Türkiye'de ortalama 3 aşağı 5 yukarı 1000 TL civarı gibi bir fiyata satılıyor. Türkiye'de de bulmak zor. Trezor'ı zor bulursunuz Türkiye'de. Hadi onu da söyleyelim. Eğer diyelim ki Trezor'ı beğendiniz, almak istiyorsanız. Bir Trezor'ın kendi web sitesi var zaten. Aşağıda linki de bırakacağız. Oradan alırsanız Bitcoin ve Ethereum'u alabilirsiniz. Eğer bunu kredi kartıyla alacağım ben diyorsanız, Trezor'ın gene resmi Amazon sayfası var. Oradan alabilirsiniz. Ha, bunun harici üçüncü bir yerden alacaksanız mümkünse almayın. Öyle bir şey var. Çünkü yani şu an Türkiye'de distribütör yok. Türkiye'de distribütör yok. Ben öyle biliyorum. Bir de bu hele hele ikinci el falan bir şey alacaksanız sakın sakın almayın. Şimdi o konu zaten iyi ki söyledin. Doğru söyledin. Şimdi bu cüzdanı, yani şimdi üstünde göreceksiniz zaten kutu açılış videosunda, bir sonraki videolarda yapacağız kutu açılış videosunda, bir güvenlik bandı var. Yani işte yok forumlarda çok olur öyle. İşte amcamın oğlu Almanya'dan getirdi de işte bilmem ne dedi, bir kere kutusunu açtık baktık hiç kullanmadık falan. O toplara hiç girilmez. Bunun içerisine bir yazılım yüklerler. Ondan sonra feleğiniz şaşar yani. Olmamış bir şey de değil. Çin'de yaptılar. Yapıldı bunu. Onu söyleyecektim. Bravo. O yüzden çok düşük bir ihtimal midir? Olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle ikinci el o toplara, yani bu tarz cüzdanlarda girilmez. Yani bunların mantığına ters zaten. Bunların resmi mantığına ters. Resmi sitesini almakta her zaman fayda var. Tabii. Tabii. Türkiye'de distribütör olmadığı için resmi sitesinden almakta her zaman fayda var. Şimdi yani bir de almak isteyen izleyicilerimiz için fiyatlarını da belirtelim bunların. Şimdi fiyatları aslında burada gözüken fiyatın üzerine biz Türkiye'de olduğumuz için birazcık farklılık gösteriyor. Yani nasıl bir farklılık gösteriyor? Gümrüğe girecek. Şimdi mesela şu 89 euro. Fakat Türkiye'ye işte bir 16 euro kadar kargo ücreti geliyor. Bir de ne alırsanız alın %18 KDV geliyor. Yani bunu devlet sizden alıyor. DHL yani, gönderiyor. DHL'e o parayı veriyorsun. Toplam bunu yurt dışından sipariş verirse ne kadar ödeyecek 125 vatandaş? 125 euro. 125 euro. Eğer Türkiye'ye bunu sipariş verirseniz toplam vergiler dahil ceplerinden çıkacak fiyat. Doğru değil mi? Evet. Aynı şimdi şekilde buna gelelim. Model T'ye gelelim. O da 149 euro aslında satış fiyatı. Satış fiyatı 149 euro. Ama tabii euro. Kargosu ve %18 KDV'siyle beraber 195 euro.
Ortalama 200 euro diyelim. 195, evet. 200 euro diyelim. 200 euro da bunun fiyatı var kendi Trezor'un resmi sitesinde. Evet, hani bunu çünkü normalde çoğu yerde bunu mesela 90 euro deyip geçerler ama o şey çok önemli yani sonuçta bir %18 biniyor. Abi sen oraya 90 euro veriyorsun. Ondan sonra gümrükte malın takıldıktan sonra üstüne yani 90 euro olmasının bir anlamı kalmıyor ki 90 euroyu verdikten sonra vatandaş onun kapısını alamıyor. Evet. O gidiyorsun bir de gümrüklerde sürünüyorsun yani. Zaten bu size geldi mi çok kısa bir sürede geliyor. Yani siparişi verdiniz mi her şey normal giderse bir haftada. DHL'le geliyor zaten. Bir haftada elinizde oluyor. DHL size hemen mesajı atıyor. Bizi arayın kardeşimiz. Numaranız budur. Bu konsümente numarasıyla bir sorgulayın diyor. Onlar size hemen hesaplayıp iki belge gönderiyorlar. Bunu doldurun. Ona göre verginizi hesaplayalım diye. Vergide daha sonra o gümrük şeylerinde koşturmuyorsunuz yani. Direkt size telefon geliyor. Fiyatını doğruluyorsunuz. Bu söylediğim şeyler bir günde oluyor yani. Bir günde çözülüyor. Çözülüyor. Direkt kapınıza giriyor. Yani evinizden çıkmadan direkt bunu evinize kadar getirtebilirsiniz. Hatta o kadar hızlı oldu ki geçen. Ben de o formu doldurdum. Akşamında evdeydi. Evet evet. Çok hızlı gönderiyorlar. Doğru. Şimdi tabii Trezor özelinde şöyle bir şey de var. Mesela bu Trezor'ın diğer walletlardan farklı olarak plastik kaplı. Peki şimdi Oytun sen milyon dolarlarını koydun buna. Plastik yamulsa ne olacak? Değil mi? İlk akla bu soru geliyor. Yani o kadar para veriyorsun yapa yapa plastik mi yapmışlar? Şimdi aslında diğer dolanım cüzdanlarda tabii Trezor tek marka değil başka dolanım cüzdanlar da var. Onlar da genelde alüminyum kasa tercih ediliyor. Fakat Trezor bunu plastik olarak tercih etmiş. Bunun da sebebi şu. Ben de böyle her şeyi konuştuğumda elime alıyorum. Niye elime alıyorsam bırakayım şuraya. Şimdi Trezor'un bunu tercih etmesinin sebebi şu. Alüminyum kasalar herhangi bir darbe esnasında yani yere düşmede veya herhangi bir fiziki darbede çok daha kolay hasar alabiliyorlar. Fakat plastik buna daha dirençli. Trezor'un açıklaması bu. Evet, genelde internette ben de bir araştırdım bunu. Sonuç olarak kullanıcı yorumları bu konuda biraz daha önemli firmanın söylediğinde. Genelde kullanıcılar da benzer şekilde cevaplanır. Ama eğer yani sizin şöyle bir hassasiyetiniz varsa ya ben bu cüzdan ya nasıl öyle bir hassasiyet olur onu da bilmiyorum. Cüzdanım biraz böyle afilli olsun. Hani böyle plastik durmasın diyorsanız kendi shoplarında sitelerinde bunun yanında eğer isterseniz bir de buna çok güzel böyle şekilli çelik kılıflar var. Evet, kripto stil mi öyle bir isim var bunların. Evet. Hani o şey için daha çok aslında. Hakikaten ben bunu aldım koydum Bitcoin'leri. Bir de ona koyayım. Bir de kasanın içine koyayım. Bir de kasanın içerisinde minik kasa gibi bir şey oluyor. Görseli de şık. Görseli de güzel. O zaman daha dayanıklı. Tabii o zaman süper dayanıklı oluyor. Yani hem plastik kasa üstüne bir de çelik geçirdiğiniz zaman çok daha dayanıklı oluyor. Onun öyle bir çözümü var. Evet. Onu ayrıca satıyorlar zaten. Gerçekten onu ayrıca isterseniz alabilirsiniz. Yani böyle enteresan şeyleri var mesela diğer şeylerden farklı olarak. Mesela böyle üstünde ekranına resim, profil resmi falan atayabiliyorsun. Böyle farklı profil resimleri var orada. O grafikleri atayabiliyorsun falan. Görselliğe önem verenler için. Öyle bir şey olabilir. Ama tabii bunlar genelde böyle görsel şeyler için değil. İşlevselliği için kullanılan teknik ürünler. Aletlerin fiziksel özelliğinden bahsetmişken hani şunu da söylemek lazım. Bu yeni olan modelde dokunmatik ekran var. Ha bak iyi değindin. Evet ondan da. O da zaten büyük ihtimal fiyat farkının en önemli unsuru da o zaten. Onu söyleyelim. Büyük olan modelde, pahalı olan modelde dokunmatik ekran özelliği var. EBAT olarak daha büyük. Artı bir de SD kart desteği var. Evet, onu da söyleyelim. SD kart girişi var. Bu SD kart girişinde de ben baktım da Trezor'un Twitter'ına falan yazmışlar. Hemen millet sormuş ya bu şeye sebep olur mu diye. Hani güvenlik açığına sebep olur mu diye. Ha, o da olmaz diyor. Kesinlikle orada private key ile. Private key'i orada saklamıyor. Yani o sadece zaten istiyorsan da takma. Zaten takma. O büyük ihtimalle biraz da geleceğe yatırımlı bir şeydi zaten. Çünkü onu kullanmak zorunda değilsin ama hani değişen teknolojilere göre ileride farklı paralar, farklı altyapılar isterse. Trezor'un şeyinde ben de okudum onu. Evet. Private key'i orada saklamıyoruz diyor. O zaten çok da zorunlu olan bir şey değil. Arkadaşlar biz bundan sonra böyle ürün çekilişleri yapacağız. Firmalarla konuşuyoruz. Onlarla anlaşıp işte sizin için böyle çekilişler yapıp. Bakarsanız sürpriz kripto paralar veririz. Artık hiç belli olmaz bu önümüzdeki dönemde. Tabii yapacağız. Yani bu çekilişler bundan sonra devam edecek. Bu çekilişe katılmak için aşağıda linki bıraktık. Oradaki görevleri yerine getirmeyi. Ne kadar fazla görev yerine getirirseniz o kadar fazla kazanma şansınız olur. Hepsini yapın zaten. Çok fazla vaktinizi almaz. Peki. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Telegram kanalımıza katılmayı kesinlikle unutmayın diyoruz. Evet, hem Telegram hem Twitter. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.